Merhaba arkadaşlar. Bir ara vermiştik. Devam edelim. Artık Julia programımızı yükledik. Nemo paketimizi ve bizim olan Giraf paketimizi de yüklediğimize göre artık uygulamalara daha açıklayıcı, daha detaylı olarak başlayabiliriz. Şimdi paketimizin source kodunu açıyoruz. Source kodunda belli alt programlarımız var. İsterseniz ilk önce mat kısmına bakalım. Şöyle mat kısmında şurada göreceksiniz. Hali hazırda kullanabileceğimiz fonksiyonlar ve mantık ifadeleri mevcut. Bu fonksiyonların en önemlileri tabii mat kısmında. Tüm diğerleri de önemli. Ama binomial, genelleşmiş binomial katsayıları, eksponansiyel integraller ve gamma fonksiyonları oldukça önemli. Diğer yandan burada tüm trigonometrik fonksiyonlarımız ve ters fonksiyonlarımız ve faktöriyelimiz mevcut. Bunu burada çalıştıralım. Hadi bir örneğimize bakalım. Mesela P gamma. Bunlar tam gamma fonksiyonları derler bunlara. Tam gamma fonksiyonlarından kastım ne? P gamma artı Q gamma 1'e eşit olmak zorunda. Şimdi ifadeyi tıklıyorum. Control. Find diyorum. Hadi bu bana P gamma iyi bulsun. P gamma fonksiyonum burada. İki değişkenli. Burada L gamma ve gamma fonksiyonlarının lower component derler buna. Gamma fonksiyonlarının bölümüyle oluşmuş. Incomplete gamma fonksiyonu bu. Bu da complete gamma fonksiyonu. Şimdi P gamma artı Q gamma 1 olmalı. Bakalım gerçekten o şekilde bir sonucumuz olacak mı? Şimdi burada bazı tanım ifadelerimizde sayılarımızın biçimleri tanımlanmış. Mesela yukarıda L gamma fonksiyonu için. Dolayısıyla P gamma fonksiyonu için ve Q gamma fonksiyonu için bu tarz tanımlara ihtiyaç duymadık özel olarak. Çünkü alt fonksiyonları tanımlı bunların. Şimdi P diyorum. Tabii ilk önce ne demek gerekiyor tekrardan? Using giraffe demem gerekiyor. Az önce çünkü Julia'yı kapatmıştım aradan sonra. Tamamdır. Şimdi P, G diyorum. P gamma fonksiyonum çıktı. P gamma fonksiyonu 3,2 diyeyim. Bu şekilde bir ifadem var. Q gamma fonksiyonuna bakalım. Tab tuşuna basınca zaten fonksiyonun kendisi geliyor. Şöyle oluyor. P'ye basıyorum. G'ye basıyorum. Sonra tab tuşuna basınca fonksiyon gördüğünüz gibi çıkıyor karşımda. Şimdi P gamma fonksiyonunu hesaplayalım bakalım. Artı Q gamma fonksiyonu. Hassasiyetten kastımız bu. Gördünüz mü? Bir ama nereye kadar bir? Normalde tam bir olmalı bu iki fonksiyonun toplamı. Ama nereye kadar bir? Belli bir yere kadar bir. Ondan sonra fonksiyon kırılıyor. Şimdi şeyi değiştireyim. Sayının biçimini değiştireyim. Reel fiildi yapayım bakalım. Ne olacak? Reel fiildi yapınca sayıları gördüğünüz gibi tam olarak biri elde ettim. Burada tabii aynı zamanda Pochhammer sembollerimiz de var. Beta fonksiyonumuz var. Binomiyalimiz var. Beta fonksiyonları ve Pochhammer sembollerine bakalım burada. Bunlar matematiksel fiziğin değerli ve önemli özel fonksiyonları. Gamma fonksiyonları, Pochhammer sembolü vesaire.
özelliklerine buradan bakabilirsiniz. Pochhammer sembolü şu şekilde ifade edilir. Gamma fonksiyonlarıyla da ifade edilir. Beta fonksiyonunun integral ifadesi de aynen şu şekildedir. Onun da açık ifadesi yine gamma fonksiyonlarıyla ifade olabilir. Ama bunlar bu tam beta fonksiyonu. Bir de yine incomplete beta fonksiyonları var. Onlar tabii burada da mevcut. Şurada incomplete beta fonksiyonu. Beta abx şeklinde. Burada sadece xy. Hemen incomplete'ine bakabilir miyiz burada? Yok. Incomplete'ine nerede bakalım? Hemen şöyle şuraya incomplete ekleyelim. Bu şekilde incomplete beta fonksiyonumuzun integral ifadesi. Aslında bu bir integral. Bu integral incomplete beta fonksiyonu olarak tarif ediliyor. O da zaten hipergeometrik fonksiyonlarla da ifadesi var. Burada gördüğünüz fonksiyonların özelliklerini internetten bakarak bulabilirsiniz. Burada şeyde z sayısı başta görünüyor matematikada. Biz de ilk z sayısı x demişiz biz ona. Biz sona atmışız onu. Ama format olarak aynı formatta yine beta fonksiyonu olarak şeklinde ifade ediyoruz biz. Matematikada açık şekilde beta şeklinde ifade ediyor. Matematikaya benzerlik olsun diye elimden geleni yaptım. O vesileyle kullanımı daha kolay olur. Çünkü genelde insanlar matematikaya aşina dedim ya. Şimdi mat dosyası tüm gerekli matematiksel temel fonksiyonları içeriyor. Biraz daha detaylara girelim şimdi. Şimdi açısal katsayılar diye doğrudan kuantum mekaniği ile ilgili çalışmalar bunlar. Şimdi bu önemli bir konu. Kuantum mekaniğin önemli meselelerinden biri küresel harmoniklerin çarpımı. Ama biliyorsunuz bunlar küresel harmonikler tamdır. Dolayısıyla bunların merkezlerinin farklı olmasındaki şartta çarpımları önemli bir özellik. Sadece şey olmaları değil. Sadece iki küresel harmoniğin çarpımı değil. İki farklı merkezde küresel harmoniğin çarpımı. Yani birinin şöyle söyleyelim. Şöyle bir küresel harmoniğimiz olsun. Şuradaki gibi. Şurayı kaldıralım daha büyüsün. Heh. Theta A fi A çarpı theta B fi B şeklinde. Biri A merkezli bir yerde bulunuyor. Biri de B merkezli bir yerde bulunuyor. O zaman bu iki küresel harmoniği çarpınca nasıl çarpabilirim daha doğrusu bu çarpımın sayısal değerini nasıl elde edebilirim diye sorduğunuzda onunla ilgili katsayılar burada mevcut. İşte A katsayısı diyoruz biz ona. Şimdi onunla ilgili tabii o yüzden yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hitap ediyor. Aynı zamanda dedim ya onunla ilgili bir alt çalışma yapmanız gerekiyor. İki tane farklı merkezli küresel harmoniğin çarpımı nasıl olur diye. Bu fonksiyonları o şekilde detaylı olarak tanırsınız. B katsayısı var ve D katsayısı var küresel harmoniklerin çarpımı esnasında. G katsayısı var. Bunların hepsi küresel harmoniklerin çarpımı ile ilgili ve özel bir çalışma yapmanız gerekiyor. Çünkü iki tane küresel harmoniği farklı merkezdeyken çarpmak bu kadar kolay bir problem değil. Ama hemen size ...1970 desem çıkar mı acaba? Physical Review dedim yanlış. Şöyle olacak. Hadi bu olsun. Bu olur mu bilmiyorum. 1970'teki makale falan. Hah şurada. Şu makaleyi inceleyebilirsiniz. Bu makale özellikle bu problemle ilgili çok güzel bir çalışma yapmış. Şey yapılabilir.
mekaniğinin bu tarz uygulamalarının detayları burada çok güzel araştırılabilir. Bunlar hiç kolay konular değil. Gelelim ikinci mesele, Clebsch-Gordan katsayıları. Yine kuantum mekaniğinin vazgeçilmezlerden. Üç tane küresel harmoniğin çarpımı kabaca integrali, aslında üç tane küresel harmoniğin integrali şeklinde kabaca söylesem şimdilik yeterli olur. Daha açık ifadesi şey değil, tabiri caizse Sakurai formatında değil de daha gözle görünebilir formatta. Şu daha güzel. Yani bu şey genelde teorik çalışanlar, teorik matematiksel fizikçiler sever bu notasyon tipini. Ama uygulamaya yakın olanlar, kuantum mekaniğinin uygulamasını çok fazla yapanlar doğrudan açık ifadeleri daha çok severler. Şunun gibi. İşte bu Clebsch-Gordan katsayıları buradan elde edilir. İki tane küresel harmoniyi de, bunlar aynı merkezde ama dikkat edin, Clebsch-Gordan katsayılarıyla ifade edebilirsiniz. Nasıl bir tane küresel harmoniğin serisi şeklinde. Bu ifadeyi nasıl elde ediyorsunuz? Bu ifadeyi küresel harmoniklerin tamlık özelliklerinden faydalanarak elde ediyorsunuz. Tam olmasaydı bu küresel harmonikler bu şekilde bir ifade elde edemezdiniz. Az önceki konumuzda buradaki merkezler farklı. Biri A, biri B şeklinde olacak ki o daha zor bir problem. Neyse, işte Clebsch-Gordan katsayılarını hesaplamaktan bahsediyoruz. Clebsch-Gordan katsayıları dolayısıyla şurada gördüğünüz şu katsayılar. Onların da ifadesini bu şekilde elde edebilirsiniz. Wigner sembolleriyle ifade ederler onu. Literatürde çok fazla. Wigner 3G, 6G, 9G vesaire semboller mevcut. Literatür o şekilde tercih ediyor Clebsch-Gordan katsayılarını formalize etmeyi. Yalnız bizim kendimize ait formüllerimiz var. Kendimize ait formülleri kullanmak bizim için daha avantajlı. Biz kendi yöntemlerimizle daha hızlı hesaplayabiliyoruz bu katsayıları. Niye kendi formüllerimizle daha hızlı hesaplayabiliyoruz? Çünkü formüller bize ait olduğu için ve formüllerin altyapısını detaylı olarak bildiğimiz için şey yapabiliyoruz, vektörizasyon yöntemini kullanabiliyoruz bu katsayılar için. Yine Guseinov'un telefonu çaldı tabi. İç arkaya dönüp bakmayacağım. İşimize devam edelim. Kapanır birazdan. Hemen şuna bir bakayım. Bu bir örneğimizden biri. Buradaki formülleri kullanıyoruz Clebsch-Gordan katsayılarını hesaplarken. Gerçekten de literatüre göre daha hızlı hesaplıyoruz bu formülasyonla. Tabii bu formülasyon o kadar da kolay bir formülasyon değil. Onun kabaca şu şekilde en yalın, en hızlı formunu bu şekilde elde ettim ben. Ve bu şekilde Clebsch-Gordan katsayılarını hesaplayabiliriz. Bakın şurada şeyler var. Zaten aynen şuradaki ifadeler gibi. Büyük L, büyük M, küçük L, küçük M, L1, L1, M1, L2, M2 ve LM şeklinde. L1, M1, L2, M2 ve LM şeklinde programda da Clebsch-Gordan dediniz mi? 1,0, 1,0, 1,0 şeklinde yazdınız mı? Doğrudan sonucunuz karşınıza çıkıyor. Hadi buraya 1,0 olsun, burası 2 olsun, bakalım ne olacak. Bu şekilde hesaplayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Gaunt katsayıları var. Gaunt katsayılarını da hesaplayabiliyorsunuz. Gaunt katsayıları da
incelememiz gereken bir başlık. Şimdi bu şeydir. Rose Nobel ödüllü bir fizikçiydi. Hatırladığım kadarıyla 50 dönemleri, yanlış söylüyor da olabilirim. Onun bir kitabı vardı, Theory of Angular Momentum diye. O daha çok daha detaylı bir biçimde şeyler, bu konular işleniyor. Tabii hala da bakın 97'de bile bir çalışma konusudur Gaunt katsayılarını hesaplamak. Çünkü kuantum mekaniği, ben kuantum mekaniği ile ilgili uygulamaları çalışacağım dediğiniz andan itibaren bu katsayılara ihtiyacınız var. Buna biraz önce bakmıştık, tekrar bakmayalım. Bu iki formülasyon olmadan şey yapmak mümkün değil. Hadi tekrar buna bakalım. Bu iki katsayıyı düzgün bir biçimde hesaplanmadan kuantum mekaniği çalışmak neredeyse imkansız. Gaunt katsayılar da bu şekilde ifade ediliyor. Onların da formülasyonu burada. Yine L1, M1, L2, M2, L, M şeklinde ama burada M, M1, eksi M2 şeklinde ifade ediliyor. Simetrisi ortaya çıkıyor. Ona da Gaunt dediğinizde doğrudan çıkar karşınıza. 1,0, 1,0, virgül 1 dediğimde. Gaunt tabii bir sürü şey var. Sadece Gaunt olmaz. Gaunt'un formatları var. Bu temel fonksiyonu, bu genelleştirme fonksiyonu, G Gaunt G aslında ana fonksiyonu, G Gaunt G fonksiyonu. Onu koyalım. Aynen öyle. Buradaki G Gaunt F Gaunt katsayılarını hesaplamak için bir alt fonksiyon. 1,0,1,0,1,0 şeklinde dediğim anda tabii hesaplamam ortaya çıkıyor. Hemen yine şuraya 2 diyeyim. Bu şekilde de Gaunt katsayısını hesaplamış oldum. Dönelim. Bu iki fonksiyon Gaunt-Wigner format formülasyonundan gelen hesaplama. Bu da Wigner formülasyonundan gelen hesaplama. Bu iki fonksiyon test amaçlı olarak kullandığım iki fonksiyon. Bizim ana fonksiyonumuz bu. Yani bu iki alt fonksiyon aslında benim ekstradan test amaçlı yüklediğim paketlerden gelen fonksiyon. Şimdi daha ciddi bir probleme yavaş yavaş çıkıyoruz. Burada da artık detaylı bir biçimde tüm özel fonksiyonlarımızı kuantum mekaniğinde ortaya çıkan incelemeye başlıyoruz. Bunların görüyorsunuz kolaydan, aslında kolaydan naz da bilindikten bilinmediğe doğru diyelim. Artıyor işte Legendre fonksiyonları, Lagrange fonksiyonları, küresel harmonikler, kompleks küresel harmonikler, reel küresel harmonikler. Şuraya da hemen bakalım. Reel küresel harmonikler, charge density, one center, iki tane dalga fonksiyonunun, dikkat edin sadece küresel harmonik demiyorum. Ne diyorum burada? Radyal ve küresel harmonikten oluşan, radyal fonksiyondan ve küresel harmonikten çarpımından oluşan dalga fonksiyonundan bahsediyorum. İkisi de aynı merkezli. Bu iki dalga fonksiyonunu çarptığınızda yoğunluk fonksiyonu elde edersiniz. İşte bu aslında yoğunluk fonksiyonunu hesaplıyor ama aynı merkezde olanlar için. Bu da one center potential derler onlara, bunlara. Bunlar da Poisson denkleminin sonucunda ortaya çıkıyor. Bunlar çok önemli ifadeler. Kolon potansiyeli durumunda elde edilen ifade. Tabii bu daha sonra genelleştiriliyor. Sadece kolon potansiyeli için değil, farklı potansiyeller için de elde edilebiliyor bu. Araştırmalarınızı o şekilde yönde devam ettireceksiniz tabii. Bu işler dediğim gibi hiç kolay işler değil.
Sonra işte meşhur en bilindik en önemli dalga fonksiyonlarından biri Slater'e giriyoruz. Slater dalga fonksiyonlarını inceliyoruz. Sonra hypergeometrik fonksiyonları inceliyoruz. Bunlar temel matematiksel önemli matematiksel fonksiyonlar. Temel değil aslında bunlar ileri matematiksel fonksiyonlar. Onları yanlış söylemeyeyim. Sonra da kendi çalışmalarımla alakalı olarak auxiliary fonksiyonları burada hesaplamaya başlıyorum. Mesela şurada bir Legendre fonksiyonumuz var. Legendre fonksiyonunun tipleri var bu arada. Tip 0, tip 1 diye. Bunlara literatürde baka baka gelmeniz gerekiyor buraya. Matematikadaki tip 2 bizdeki tip 0'a karşılık geliyor. Matematikadaki tip 3 bizdeki tip 1'e karşılık geliyor. Legendre polinomdan geliyor bu. Sonra normalized Legendre polinomları geliyor sonra. Associated Legendre polinomları geliyor. Normalleşmiş Associated Legendre polinomları. Bir de ikinci tip Legendre fonksiyonları var. Onlara Legendre Q fonksiyonları deniyor. Onları da zaten bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Kaç tane parametre gerektiğine dair hemen şuradan bakabilirsiniz. Bir de hemen literatür bilgisi muhakkak ve derin bir matematik bilgisi muhakkak gerekiyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Hemen şuradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi ya, matematika formatına benzerdir. O yüzden matematikadan faydalanabilirsiniz. Tabii şeye bakalım. Orada daha açık belirtilmemiş. Burada Legendre fonksiyonları belirtilmiş. Bakalım. Bize daha farklı bir ifadesi gerekiyor. Şöyle bir bakalım şuraya. Gerçi zaten bizde şey var. Associated'lı ikinci derecedenlerin sadece associated'ları var burada. Bir de normalized associated'ları var. Ya, normalize diyelim bakalım. Normalize it. Matürküz normalize diyelim. Buradadır. Şeyde yani çok fazla karşınıza çıkmıyor kuantum mekaniğinin temel uygulamalarında. Ama ileriki uygulamalarda ciddi bir biçimde karşınıza çıkıyor. Newman expansion yaptığınızda mesela ikinci tür Legendre polinomlarına muhakkak ihtiyacınız var. Kolon potansiyelinin sadece Laplace expansion'ı yoktur. Aynı zamanda Newman expansion'ı da vardır. Ha, şunlardan bahsediyorum. Aynen şu şekilde. Buradan bakabilirsiniz. Bundan da tip 1, tip 2'si var tabii. Sonra bildiğiniz Laguerre polinomları. Aynen geçiyorum burada x değişken. PQ meşhur o PQ Laguerre polinomlarının aynen bu şekilde ifade ediliyor. P alttaki o üstte ve x şeklinde. Hidrojen tipi dalga fonksiyonuna baktığınızda bunları göreceksiniz. Ve buradan hesaplayabilirsiniz. Laguerre polinomlarının hemen bakalım. virgül 3 virgül 3 olsun. Bu şekilde bir hesaplama yapmış olduk. Buna da real field diyelim. Kompleks field da diyebilirsiniz aynı zamanda. Bu şekilde hesaplarsanız ne gerekiyorsa. Ve küresel harmonikler, kompleks küresel harmonikler. Küresel harmoniklerde şey çok önemlidir, faz. Şimdi üçüncüsünü hatırlamayayım bilmiyorum da söylemiş olayım şimdi. Condon-Shortley fazı vardır. Bir de Bethe fazı vardır. Faz şeyi belirliyor. Küresel harmoniğin kompleks konjügesini nasıl ifade ettiğinizle ilgili. İşte burada faz farklarına dikkat edeceksiniz. Burada zaten Condon-Shortley fazında ben açık açık yazmışım bu nerededir, hangi fazdadır diye. Condon-Shortley fazında olanlar Condon-Shortley fazında şeklinde ifade ediliyor. Bir de bir fazdan diğerine geçiş
de var aynı zamanda. Bu bizim formülasyonumuz, küresel harmonikler hakkındaki kendi formülasyonumuz. Aslında oradan faydalanıyoruz ama literatürü de muhakkak karşılaştırma için ekliyorum. Ama bu aynı zamanda şey, RB Field diyorum ya, onların da kendine ait bir küresel harmonik tanımı var. Çok da güzel. Onu da kullanılabilir çünkü oldukça etkili. Ama kendi formülasyonumuzu kullanmayı ben daha çok tercih ediyorum. Hız karşılaştırması yapılıp ona göre tercih yapılabilir. Şimdi geldik reel küresel harmoniklere. Onlar da Condon-Shorty fazında ifade ediliyor. Gusein'in formülasyonu var. Bakın o Condon-Shorty fazında değil. Onu Condon-Shorty fazına dönüştürmek için eksi 1 üzeri M ile çarpmanız lazım. Onu da dipnot olarak eklemişim buraya. Mesela bir tane küresel harmoniyi hesaplayalım. Değerli olanlardan. Taba basıyorum kısaltmalar için. SG Gusein'in formülasyonu demek istiyorum orada. Aslında bizim formalizasyonumuz demek demem daha. Bu arada değişkenlere dikkat edin. LM bunlar integer olacak. Dolayısıyla ne diyebilirim? 1,0 diyebilirim. Sonra theta ve phi real field olacak. İşte pi diyeyim ben. Şöyle yapayım burayı. Pi real field pi bölü 3 olsun. Phi de pi real field bölü 4 olsun. Pi real field ne demek? Programda belirtilen verilen hassasiyet kadar hassasiyet göster demek. Onu şimdi göstereyim size zaten. Değerimiz bu şekilde elde. Şimdi küresel harmoniklerle işimiz bitti. Bir de küresel spinörler var. Küresel spinörler spin 1 bölü 2 koşulu için tabii yazılmış küresel spinörlerimiz var. Onların da kappa'yla ikinci bir kuantum sayısı çıkıyor Dirac denkleminin özelliklerinden yola çıkarak. İfadesi ve J ile toplam açısal momentum ifadesi bu şekilde oluyor. Ve en önemli fonksiyonlardan biri rotasyon angular fonksiyonları diye. Bunlar dikkat edin Euler açılarıyla ilgili değil. Bunlar küresel harmoniklerin rotasyonundan bahsediyoruz burada. Küresel harmoniklerin çarpımının rotasyonundan. Dalga fonksiyonunun rotasyonundan bahsediyoruz. Dolayısıyla Euler açıları bu rotasyon angular fonksiyonlarımızın özel bir durumu. Peki rotasyon angular fonksiyonlarımızı nerede bulabiliriz? Onu da çalışması. Hadi yine Gusev'in'e gidelim. Çok fazla insan çalışıyor bunu ama buna da bakalım. Buradan bakabilirsiniz. Rotasyon angular fonksiyonları nasıl ifade edildiğine ve neye karşılık geldiklerine. Çok komplike sistemlerdir bunlar ve hala çalışması yapılır bunların. Bakın 2011'de bile makalesi var. Bu konu. Sonra da radyal orbitaller, state'in radyal orbitalleri. Sonra da işte bahsettiğim charge density. Burada birinci dalga fonksiyonu, ikinci dalga fonksiyonu, Slater dalga fonksiyonları için. Slater dalga fonksiyonları hidrojen fonksiyonlarının özel bir durumu. Uygulamalarda bunlar çok fazla kullanılır. Onları da öğrenebilirsiniz. Hemen şuraya Slater type orbitals diyelim. Radyal ifadesi genel olarak bu şekilde. Çok özel fonksiyonlardır bunlar. Gerçekten de tabii tarihi var bunların. Neden çok özeller ve neden çok fazla kullanılırlar? Ta ki şey döneminden geliyor. Hatri döneminden gelen bir tartışma uzunca bir süre devam etti. Sonra Slater fonksiyonları çok güzel tüm problemleri çok elektronlu sistemlerden bahsediyorum. Çözebilen bir en iyi şekilde çözebilen bir mekanizma olarak karşımıza çıktı. Hypergeometrik fonksiyonlar var.
Buradaki değişkenlere dikkat edin. Complex field ve real field şeklinde ifade edebiliyorsunuz. Real de ifade edebilirsiniz. Ona göre şey yapabilirsiniz. Real field dediğim şudur. Real field mesela bir sayı belirliyorum. 2. Bakın. Complex field mesela bu complex field'ın neyi var? Real kısmı var bir de sanal kısmı var. Şu şekilde. Bakın. Real kısmı ve sanal kısmı. Bu arada o hassasiyetle ilgili ben onu bir değişken olarak sisteme atayım da en azından onu istediğimiz zaman 50 istediğimiz zaman 100 olarak yapalım. Çünkü çok büyük sayılar. 750 hassasiyeti bıraktım orada. Öyle kaldı tabii. Onu hiç düşünmemiştim. Bunlar da son çalışmalarımızdaki küçük yardımcı fonksiyonlar. Bunlara küçük diyorum. Alt yardımcı fonksiyonlar çünkü. Radyal katsayılar var. Tabii radyal katsayılar Slater tipli orbitallerin normalizasyonuyla, Slater spinörlerinin normalizasyonuyla ilgili katsayılar. Oradan bakabilirsiniz. Bunlar da meşhur bizim şeylerimiz. Yardımcı fonksiyonlarımız. Bu çok ciddi bir çalışmaydı zamanında. Tabii onun da ifadesi şu şekilde. Uzunca bir formülasyonu var fonksiyonun. Tek bir fonksiyon buradaki fonksiyon. Onu da şuradaki denklemden hesaplayabilirsiniz. Ama sizi asıl ilgilendiren kısım özel fonksiyonlar olduğu kısım. Burada tüm kuantum mekaniksel ihtiyaçlarınıza cevap verecek fonksiyonlarımız mevcut. Bir de açısal katsayıların olduğu kısım. Burada da işte küresel harmoniklerin özellikleriyle ilgili ortaya çıkan katsayıların tamamı mevcut. Talepler doğrultusunda ve sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda programı geliştirilebilir. Ona göre de ilerleyebiliriz. Küresel harmoniklerle ilgili olarak neyse. Hesaplamalar zaten belli artık bunları yapabilirsiniz de şey gelelim. Uygulama kısmına gelelim. Moleküler integraller kısmı, uygulama kısmı. Atomik integraller, moleküler integraller arasında bunlar beklenen değerlerdir. Ama beklenen değerlerin farklı versiyonları. Nasıl farklı versiyonları? Her iki dalga fonksiyonu da farklı merkezde ve üstelik potansiyel de farklı merkezde olabiliyor. Yani 3 merkezde olabilir, 2 merkezde olabilir, 4 merkeze kadar maksimum mevcut. 4 merkezli dahi olabilir. Orada da ciddi bir matematik gerekiyor tabii. Bu hesaplamaları yapabilmeniz için. Burada overlap integrali var. Şimdilik tabii onun farklı versiyonları, tekrarlama bağıntısıyla olan versiyonu, hız karşılaştırmaları açısından. Aynı zamanda nükleer attraction integrali var. Bildiğiniz potansiyel var ama potansiyel farklı merkezde. Bu iki merkezli nükleer attraction. Bu da iki merkezli nükleer attraction AAB şeklinde. AAB ile ABA arasındaki fark ne? Burada dalga fonksiyonu A merkezli. Birinci dalga fonksiyonu A merkezli. İkinci dalga fonksiyonu A merkezli. Potansiyel de A merkezli. Yani şu dalga fonksiyonuyla şu potansiyel aynı merkezde. Ama burada her iki dalga fonksiyonu A merkezliyken potansiyel bu sefer B merkezli. Kombinasyonlar oluşuyor tabii. Aligned ve non-aligned moleküler koordinat sistemi derler buna. İşte non-aligned moleküler koordinat sistemine ulaşabilmeniz için bu integral ifadesinin sonucunu rotasyon kası şeyiyle çarpmanız lazım. Rotasyon katsayısıyla çarpmanız lazım. O şey dediğim kısım. Rotated angular function dediğim kısım. Böylece bir integralin dediğim gibi bu sadece şeyle ilgili, küresel harmoniklerin rotasyonuyla ilgili, bir vektörün rotasyonuyla ilgili değil. Daha kapsamlı, daha genel bir konu. Bunu da şuradan hesaplayabilirsiniz. Neredeydi? Şurada bir yerdeydi. Neyse. Bakarsınız zaten. Şurada işte. Bir tane hesaplama yapalım. Rotasyon
ismiyle ilgili rotat diyelim. Burada şuradaki X reel küresel harmoniklerin rotasyonu mu, kompleks küresel harmoniklerin rotasyonu mu şeklinde. X eşittir 0 ise kompleks küresel harmoniklerin rotasyonundan bahsediyoruz. X eşittir 1 ise reel küresel harmoniklerin rotasyonundan bahsediyoruz. 0 virgül 1 virgül 0 virgül 1 virgül 0 virgül real field P tabii. P real field kaç olsun? Bölü 3 olsun. Virgül yine P real field hadi yine az önceki gibi bölü 4 olsun. Virgül 0. Bu şekilde sonucu elde edebiliyorsunuz. Virgül 1. Aynı şekilde sonucu elde edebiliyorsunuz. 1 0 1 0 lambda eşittir 0 iken şurayı 2 1 2 0 yaparsak sonucumuz değişiyor tabii. Şey lazım. Şeyler aynı ya. M kısımları aynı ya. Bu şekilde değişebiliyor. Şeyler aynı çünkü. M'ler aynı. Küçük M'ler var ya. Manyetik kuantum sayıları. Evet. Programımız bu işe yarıyor. Dediğim gibi kuantum mekaniğinin tüm özel fonksiyonlarını içeriyor. Tüm altyapısını içeriyor. Lisans son sınıf öğrencileri ve yüksek lisans doktora öğrencileri ihtiyaçları olan hesaplamaları buradan yapabilirler. Bu programın gelişmesine katkı sunabilirler. Görüş ve önerilerini paylaşabilirler. İster YouTube'da paylaşırlar, ister arkadaşlarımız benimle kişisel olarak paylaşır. İster mail atarak paylaşabilirler. Her türlü şeye, her türlü eleştiri, görüş ve öneriye açık olduğumu belirtmek isterim. Çünkü bu bizim içimiz neticede ne kadar iyi olursa bizim için o kadar iyi olur. Kendi ürünlerimizi ne kadar çok kullanırsak o kadar gelişiriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.